Valtra traktörlerinin 2015 yılının başında yeni lansmanını yaptığı yeni serisi T4 serisinden bir modelle karşınızdayız sevgili seyirciler. T214 modeliyle karşı karşıyayız ama T serisinde, özellikle T4 serisindeki tüm modellerden bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle T144 modeliyle başlayan, 153 beygir gücüyle başlayan ve serinin içerisindeki 6 farklı modelle T234 modeline, yani 235 beygirlik bir güç aralığına kadar 6 tane farklı modelle çiftçilere hizmet veren bir seri oluşturmuşlar. Gerçekten 2015 yılında en çok ses getiren traktör modellerinden biri oldu. Ve biz de bugün bu arazide, Adana'da gerçekleştirilen tarla günlerinde bulduğumuz bir vakit aralığında bu traktörü incelemeye çalışacağız. Hemen hızlıca dışarıdan görebildiğimiz özellikleri ve özellikleri sizlere aktarıp iç mekana geçip ardından tarlada sürüm yaparken traktörün tüm özelliklerini sizlere anlatacağım. O yüzden hızlı bir şekilde dış özellikleri sizlere anlatmaya çalışayım. T214 modeli dedik, toplamda 215 beygirlik bir güce, 950 Nm maksimum torka ve güç arttırımıyla beraber de 15 beygirlik bir güç arttırımıyla beraber toplamda 230 beygire ulaşabilen bir yapısı var. Bu traktörün içerisinde toplam 6 silindirli 7.4 litrelik 7400 cc'lik bir motor konumlandırmışlar. Bildiğiniz gibi Valtra markası önceleri Volvo motoru kullanıyordu. Motor aynı kalmak koşuluyla zaman içerisinde ismi değişikliğe uğradı. Sisu motorlarına isim olarak geçtiler ve şu anda kullanılan motor da yine üstün teknolojik özelliklere sahip aynı motor olmasına rağmen sadece adı Akko Power olarak değiştirildi ve bundan sonra Akko bünyesinde üretim yapıldığı için Akko Power motoruyla bu serilerde devam edecekler. Şimdi özelliklerden hemen bulunduğum konumdan başlamak istiyorum. Ön tarafta 600 kilogramlık bir ağırlık var ve gördüğünüz gibi ön kuyruk mili ve ön hidrolik kollar da burada mevcut. 5100 kilogramlık bir ön kaldırma kapasitesi bu traktörde sunulmuş. Hemen devam ediyorum. Ön kuyruk mili var dedik. Tabii ki burada spool valfleri de görüyoruz. 2 tane hidrolik çıkış ve bunun geri dönüşü de burada mevcut. Bu valfelin kontrolünü de buradan sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda hidrolik kolların kontrolünü de buradaki tuşlardan sağlayabiliyoruz. Hemen şöyle dönerek gözlemleyeceğim. Çamurluğumuzun bağımsız bir şekilde hareket edebildiğini söyleyelim. Tabii ki traktörün tasarımından çokça bahsetmek lazım ama vakti verimli kullanabilmek adına zaten tasarımından ve özelliklerinden dolayı 2015'te yılın traktör ödülünü alması ne kadar güzel bir tasarıma sahip olduğunu da gözler önüne seriyor. Tasarım tamamen değişti. İskandinav bir tasarıma büründü. Bildiğiniz gibi Valtra bir Finlandiya markası ve İskandinav ülkelerini anımsatan bir tasarım uyguladıklarını ifade ediyorlar. Ama heybetli bir görünüm var kesinlikle. Belki de en etkileyici traktörlerden biri son yıllarda çıkan. Sol tarafta bulunan yakıt girişleri mevcut. Burada hem AdBlue hem de normal mazot kullanılıyor. Toplam yakıt depomuz 380 litrelik bir hacme sahip. AdBlue yakıt deposu da 70 litrelik bir hacim alıyor. Burada yakıt tüketimi ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. 2 depo normal yakıtımız bittiğinde 1 depo AdBlue yakıtını bitirecek şekilde bir yanma oranı burada mevcut. Bu da verimli bir yanmayı, verimli bir kullanımı aslında ifade ediyor. Yine sağ tarafta enteresan bir bilgi vereceğim. Benim ilk kez karşılaştığım bir özellik. Sağ camda bir silecek mevcut. Çok güzel düşünülmüş çünkü genelde ekipmanları biz sağ taraftan kontrol ediyoruz veya sağımızda çalışan başka bir römork taşıyan traktör olabiliyor. Birçok işte sağ tarafı kullandığımız için çok ince düşünülmüş ve orada da silecek ve suyla beraber görüş açımızı iyileştiren bir yapı var. Aynı zamanda silecek demişken ön taraftaki sileceğin de 270 derecelik bir temizleme alanı açısı var diyelim. Bu da gerçekten geniş bir açı. Bulunduğumuz konumda söylememiz gereken çok önemli bir özellik daha var. Ön akslarda hava süspansiyonu var. Bu da gerçekten traktörün hem konforunu artıran hem de traktöre gelen darbeleri de emici ayrıca bir sistem var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Burada hidrolik gibi gözüken ama burada bir darbe sönümleyici yapı var. Aynı zamanda şurada gözlemleyebileceğiniz gibi hava süspansiyonu bulunuyor. Tabii ki arka tarafta da bunlardan bulunuyor. Bu da traktörün konforunu, sürüşü etkileyen çok önemli özellikler.
Yine traktörde ön taraftan gözlemleyebildiğimiz gerçekten çok hoş bir far tasarımı var. Aynı zamanda ışıklandırmalar da oldukça yüksek kapasiteli. Premium Plus adı verilen bir paket olduğundan dolayı burada LED farlar gözümüze çarpıyor. Hakikaten traktörü çok şık gösteriyor. Aynı zamanda bununla ilgili bir bilgi daha. LED farların sağlı sollu birer tanesi. Bizim traktörü kontağını kapatıp içinden indikten sonra yolumuzu aydınlatmak üzere bir süre daha ışığı açık tutuyor ve otomatik olarak kendini kapatıyor. Traktörde AdBlue yakıtı kullanılıyor dedik. Bu da ne demek? SCR sisteminin mevcudiyetini anlatıyor aslında bizlere. Bu traktörde kullanılan motor Stage 4 kademesine yükseltilmiş bir motor. Yani traktörlerde kullanılacak en son teknoloji motor anlamına geliyor. Evet sevgili seyirciler, Valtra'nın bu muhteşem traktörleriyle toprakta da işlem yapacağız tabii ki. Adana'da gerçekleştirilen tarla günlerinde bu güzel traktöre ulaşabildik. Ve tarlanın bir kısmı sürüldü. Biz de kalan kısmında traktörün denemesini gerçekleştireceğiz. Tabii ki kullanımda bize yardımcı olacak Beytullah Oduncu var. Hatta ve Valtra traktörlerinde ürün yöneticisi olarak görev yapıyor. Ve programda da bizim operatörümüz olarak bu güzel traktörü kullanacak. Şimdi arka tarafta 6 kulaklı Turan pulluk, döner pulluk var. Şimdi onun ayarı yapılı vaziyette. Bizim traktörden yapmamız gereken birkaç ayar var. Hemen onları beraber yapalım isterseniz. Beytullah Bey şimdi kolların derinliğini, hassasiyetini, pulluk için ihtiyaç olan tüm ayarları en sağda bulunan yerden yapacak. Mevcut ayarlardan bakıyoruz. Kolun yüksekliğini 5 ile 6 aralığında yaptık. İlk tuşumuz indirme hızıyla alakalı. Onun arka tarafta ağır bir ekipman olduğu için 5 ile 6 aralığında tuttuk ki hızlı bir şekilde aşağı inmesin, pulluğa veya traktöre zarar vermesin diye. Bir sonraki ayarımız maksimum yükseklik ayarı. Yine ekipmanımızın döner kulaklı olduğundan dolayı yüksekliği fazla ve biz de bunu en yüksek konuma 9 numaraya aldık. Bir sonraki tuşumuz hassasiyet tuşu. Burayı da 4 konumunu aldık. Yani topraktaki hassasiyeti baktığınız üzere 8 kademesi var. Biz tam ortada yani 4 konumunda tutuyoruz. En sondaki tuşun hemen özelliğinden bahsedelim. Bunu off konumunda yani kapalı konumda tutmamız lazım. Çünkü bu ekipmanın seyir halindeyken darbelerle beraber traktöre zarar vermemesi için tarla konumunda kapalı ama yol konumunda bir üst konumu alıyoruz. Beytullah Bey'in gösterdiği gibi. Bunu en üst konuma aldığımızda da slip kontrol yani Türkçesiyle patinaj kontrolü anlamına geliyor. Ama tekrar söylüyoruz bunu tarlada çalışırken off konumuna yani kapalı konuma getiriyoruz. Şimdi arka kollarla ilgili ayarlarımızı yaptık. Yine traktör üstünden birkaç yapmamız gereken ayar daha var. Onları da söyleyerek devam edelim. Örneğin burada derinlik ayarımız var. Şu anda hem dijital ekrandan bunun yüzde olarak ayarını görebiliyorsunuz. Ayrıca burada birden 10'a kadar kademeler var. Biz bunu 4 ila 5 arasında hatta tam 4'te kullanacağız. Burada da yüzde olarak görüyorsunuz. %42 civarında bir derinlik ayarını yapmış oluyoruz. Bunu dijital olarak yapıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Mekanik olarak değil, dijital olarak bu ayarlar traktörde yapılıyor. Pullukla ilgili yapacağımız ayarlar bunlar. Artık sadece sıra sonu dönüşlerde pulluğu kaldırıp yönünü çevirip tekrar sıraya girme işlemleri kalıyor. Biz de artık pullukla sürüm yapmaya hazırız. Gidebiliriz Beytullah Bey. Hem de işlem sırasında traktörü anlatmaya devam edelim. Ağır bir ekipmanla çalışıyoruz ama toprak hakkında size bilgi vermem lazım. Görüntülerden de anlayacağınız üzere toprağın tavı biraz sert. Yani bu mevsimde yağış olmayan bir zamanda ancak toprağı bu yapıda bulabildik. Gerçekten sert. Daha önce fazla derin sürüm yapılmamış, fazla işlenmemiş ve sıkışmış bir toprakta iş yaptığımızı mutlaka belirtmek istiyorum. Traktörün gücü ve torku arkada bulunan 6 kulaklı döner pulluğu daha da büyüğünü kullanabilmeye yetecek bir kapasitede. Ancak toprak yapımı sert olduğu için hem yavaş bir sürüm yapacağız hem de daha kaliteli bir iş çıkartabilmek için traktörü çok zorlamayacağız. Toprağın yapısı ile ilgili de bilgi vermiş olalım. Şu anda operatörümüz tamamen otomatik kullanıyor. Çünkü şanzıman yapımı CVT şanzıman yani kademesiz bir geçişe sahip olan şanzıman. Bu ne demek? Herhangi bir vites geçişi yok. A, B, C, D kademeleri var burada. Bu kademelerin de anlamı A ve B toprakta iş yaparken kullanacağımız, C ve D ise genelde yol pozisyonlarında yani nakliyede kullanabileceğimiz ağır iş yapmadığımız
ana kademeler olarak adlandırılıyor. Bunların arasındaki istediğimiz hızı, istediğimiz motor devrini şanzımana göre traktör kendisi yapabiliyor. Şu anda herhangi bir el gazı veya ayak gazıyla kullanmıyor. Operatörümüz sadece sol eliyle direksiyonu kullanırken sağ eliyle joystick'i kumanda ediyor. Joystick'in bir ileri hareketiyle traktörümüzü hızlandırabiliyoruz. Veya aynı şekilde bunu geri hareketimizle yine traktörü yavaşlatabiliyoruz. Joystick'in gerçekten ergonomik bir şekilde kullanımı var. Hem de çok pratik oluyor. Joystick'i sağ tarafa çektiğimizde bunu ayak gazına da alabiliyoruz. Bir kere sağa götürüp tekrar geri getirdiğimizde artık ayakla da kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Ve dijital ekranımızda da bu kontrolün ayakla mı yoksa joystick'le mi yapıldığını da görebiliyoruz. Şu anda joystick'ten kullanmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda dijital ekranımızda ilerleme hızlarımızı da görebiliyoruz. Şu anda 3,5 km bölü saat. Yani saatte 3,5 km hızla ilerliyoruz. Çünkü başta da dediğim gibi toprak yapımız çok sert ve ona göre daha yavaş gitmemiz lazım. Traktörün kullanımı gerçekten pratik dedik. Zaten otomatik bir şanzımanı var. Burada power shuttle kolu da çok dikkat çekiyor ve çok pratik bir kullanıma sahip. Bunun üzerinde çekerek kullandığımız bir bölüm var. Bu bizim aynı zamanda el freni anlamına geliyor. Bunu orta pozisyonda tuttuğumuzda park, yani el freni pozisyonunda. Bunu çekerek yukarı aldığımızda vitesi boşa almış oluyoruz. Yani N konumunu alıyoruz. Ve bu sefer daha alttaki tuşu çekmeye gerek yok. İleri geri kol hareketiyle yine traktörün ileri ve geri gidişini de rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Zaten otomatik şanzımanımız da bize çok konforlu bir kullanım veriyor demiştik. Yine bu yaptığımız işle ilgili ona binaen birkaç özellik anlatalım. Tüm özelliklerden bahsedeceğiz ama önceliğimizi işimize verelim. 4 çeker ve diferansiyel kilidini otomatik modda kullanıyoruz şu anda. Ve tarlada ihtiyacımız olduğu için ikisi de aktif. Bunun normal modları ve manuel modları da var. Otomatik modda kullanırken direksiyonun %20 sağ veya sola hareketinde, eğer otomatik modda kullanıyorsak, diferansiyel kilidini hemen devre dışı bırakıyor traktör. Tekrar eski konumuna geldiğinde devreye alabiliyor. Yine 4 çekerde de otomatik modda kullanıyorsak, belirli bir hızın üzerine çıktığımızda bu bizim nakliye durumunu artık ifade ediyor ve 4 çekere ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda devreden çıkabiliyor. Şu andaki ilerleme hızımız, tekrar kontrol ediyorum, 4,5 km bölü saat hızla ilerliyoruz. Biraz daha hızımızı arttırdık. Bu traktörün ve şanzımanın en güzel özelliklerinden biri de hızımızı sabitleyebiliyoruz. Yani cruise control adı verilen hız sabitleyiciyi kullanabiliyoruz. 1 ve 2 numaralı tuşlardan bunlara 2 farklı hız adapte edebiliyoruz. Tabii ki motor devrini de sabitleyebiliyoruz. Bu da traktörün en önemli özelliklerinden biri. Az önce derinlik ayarını yaptığımız yerin hemen Beytullah Bey de gösteriyor. Motor devrini de burada sabitleyebiliyoruz. Mesela kuyruk miliyle çalışıyoruz. Kaydettiğimiz değeri otomatik olarak yakalayacak şekilde motor kendini ayarlıyor. Tek tuşa basmamız yeterli oluyor. Biz de bu sırada sıra sonuna geldik. Güvenlik amacıyla Power Shuttle'dan boş konumu aldık. Şimdi arka tarafta pulluğu kaldırdık ve yönünü çevireceğiz. Spool valflerin kontrolünü de Beytullah Bey'in elinden de göreceksiniz. Sadece ileri yön hareketiyle pulluğun yönünü çevirebiliyor. Tekrar onu geri bıraktığında da aktivasyonunu bırakmış oluyor. Şimdi pulluğun yönünü değiştirdik. Tabii ki biz de sıra sonunda dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ardından tekrar sıraya gireceğiz. Biz vitesimizi geri taktığımız an sağ tarafımızda dijital bir ekran var. Burada hemen geri kamera aktif oluyor. Tabii ben sürüşün başında bu kamerayı her zaman aktif hale getirdim. Çünkü operatör yaptığı işlemi de sürekli görmek istiyorsa eğer, onu sürekli açık hale de getirebiliyor. Ama sadece geri vitese, yani geri konumu aldığımızda da aktif hale gelebiliyor. Bu traktörde bulunan U-Pilot adı verilen, yani bir nevi sizin yerinize pilot görevini görebilecek bir özellik var. Hemen Beytullah Bey'in eliyle gösterdiği 1, 2 ve on-off tuşlarının bulunduğu konumdan anlatalım. Bir yandan da sıraya girip işlem yapmaya devam edelim. U-Pilot özelliği, örneğin sıra sonunda biz döner kulaklı pulluğu çevirdik, yukarı kaldırdık ve tekrar sıraya girerken indirip sırada devam ettik. Örneğin kuyruk miliyle çalışan bir işlem yapıyoruz. Önce kuyruk mili devreden çıkartacağız, sonra hidrolik kollarla ekipmanı kaldıracağız. Sırada dönüşümüzü yapacağız, tekrar sıraya girerken ekipmanı indireceğiz ve tekrar kuyruk mili devreye alacağız. İşte bütün bu işlemleri ve daha fazlasını burada bulunan 1-2 tuşlarına girerek
bu özellikleri o tuşlara atamış oluyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde sadece o tuşlara basmamız bizim bütün işlemleri traktörün otomatik olarak yapması anlamına geliyor. Bu da özellikle bizim ülkemizde çokça işe yarayabilecek bir özellik. Neden? Çünkü bizim arazi yapılarımız küçük ve aynı işlemi defalarca yapıyoruz. Belki gün boyu 50 kere, 100 kere, belki 200 kere yapma durumunda kalabiliyoruz. Bu da bizim birçok zamanımızı bu işlemleri yapmakta geçirdiğimizi gösteriyor. İşte bu tuşlarla beraber vaktimizi daha verimli kullanabiliyoruz. Otomatik bir şekilde traktör bizim için yapıyor. Biz de bu sırada sürüm yapmaya devam ediyoruz. Hızımızı 4 kilometre civarında devam ettiriyoruz. Çünkü yine uyarımı yapayım. Toprak çok sert, daha önce işlenmemiş ve sıkışmış bir toprak. Pulluk yapımız itibariyle de 35-40 santim derinliğinde şu anda sürüm yapabilecek pozisyondayız ve hemen hemen o derinlikte de yapıyoruz. Pulluğu bağladığımız tabii 3 nokta askı sistemiyle ilgili de hemen buradan hızlı bir bilgi verebiliriz. Orta kolumuz hidrolik bir şekilde ayarlı ve burada bulunan bir tuş vasıtasıyla, Beytullah Bey'in de gösterdiği tuş vasıtasıyla hiç traktörden inmeden işlem sırasında bile ekipmanın aşağı yukarı hareketini sağlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik gerçekten. Direksiyonun sol tarafına doğru gösterge panelindeki dijital ekranı kontrol edebildiğimiz tuşlar mevcut. Bunun ayarlarını da yapabiliyoruz. Üzerindeki saat ayarını da buradan yapabiliyoruz. Ama bu ekranımız bizim ön bilgi ekranı aslında. Birçok bilgiyi özet şeklinde burada görebiliyoruz. Mesela şu anda motor devrimiz 1200 devirde motor devrini şu anda aktif hale getirdik. Ama burada bulunan ok tuşlarıyla beraber farklı özellikleri de burada görebiliyoruz. Mesela ben değiştirdiğimde hektar başına harcanan yakıt gösteriyor burada. Ve bizim ortalama yakıtımızı da gösteriyor. Hektar başına şu anda ortalama 7.9 litre harcamışız. Ve şu anda anlık tüketimimiz de yaklaşık 16 litre olarak gözüküyor. Tabii ki bunda toprak yapısının çok önemi var. Gittiğimiz hızın çok önemi var. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Bir de tekrar hatırlatmak gerekir. Bu yakıt tüketim değerleri hektar olarak ayarlanmış. Yine bunu dekarla karıştırmamak gerekir. Yine buradan pratik ayarlardan bahsedeyim. Toplamda harcadığımız yakıtı da buradan görebiliyoruz. Bu da yine örneğin müteahhitlik olarak da bu traktörü çalıştırıyorsak toplam bir gün içinde harcadığımız yakıtın da tutarını buradan görmüş olabiliriz. Yine ekrandan hızlıca devam edeyim. Az önce bahsettiğim toplam yakıt burada gözüküyor. Şu anda 20 olarak gözüken bir değer var. Bu da arka hidroliklerin yerden yüksekliğini gösteriyor. 18-20 aralığında değişiyor şu anda. Çünkü toprak yapımız dedik ki sert, daha önce sürülmemiş, bazı yerleri az sürülmüş, bazı yerleri derin sürülmüş. Hidrolik hassasiyet yaptığımız için de şu anda 20 ile 18, hatta dikkat ettim şu anda 15'e kadar indi. Yani toprağımız da dalgalı bir toprak. Yani sertliği de dalgalı, sürüm yapılan yeri de dalgalı. Ben buradaki özelliklerden bahsetmeye devam edeyim. Şu anda 53 derece bir sıcaklık görüyoruz. Bu da şanzıman yağının sıcaklığını gösterebiliyor. Burada da toplam çalışma saatimizi gözlemliyoruz. 46 saat 15 dakika boyunca bu traktör çalışmış. Şimdi burada bir bilgi daha vereceğim. Dijital ekranın altına doğru minimumdan maksimuma bir yön görüyoruz ve M1, M2, M3 tuşlarını görüyoruz. Çevirebildiğimiz bir tuş takımı var orada. Burada bizim hidrolik hızımızı aslında ayarlıyoruz. Yani arkada ağır bir ekipman var. Bunun hızlı hareket etmemesi lazım. O yüzden bunu %10 civarında tutuyoruz. Yani biz hidroliğin %10'unu aktarıyoruz ki ekipmanımızı yavaş indirip kaldıralım veya yavaş çevirelim. Bunu %50 veya %100 konumunu almak da mümkün. Veya ekipmanın özel bir ihtiyacı varsa bunu istediğimiz yüzdede de ayarlayabiliyoruz. %53'ü bile bunda görmek ve ayarlamak mümkün. Onu da istediğimiz şekilde ayarlayıp hafızasını alıp yine tek bir tuşla bunun kontrolünü, bunun kullanımını gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi tekrar sıramıza giriyoruz ve işlem yapmaya devam ediyoruz. Biz de özellikleri anlatmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi Beytullah Bey joystick'le sadece parmağının ucuyla ufak bir hareketi traktörün hızlanmasını sağlıyor. CVT şanzımanımız bu sert toprakta bile mükemmel bir iş çıkartıyor. Dedik ki traktörde cruise control var. Yani istediğimiz hızda traktörü sabitleyip götürebiliyoruz. Seçtiğimiz, hafızaya aldığımız değerlerin değişimini de hemen joystick'in sağ tarafında bulunan turuncu renkli topuzla beraber yapıyoruz. Oradan hızımızı artırıp azaltabiliyoruz. Buradaki kontrollerden devam etmek istiyorum.
Beytullah Bey'in elinin bulunduğu konumda spulbalterin kontrol için 3, 4 ve 3 F tuşlarını görüyoruz. Bunlar da traktörde bulunan aslında 5 tane hidrolik çıkış ve geri dönüş var. Aynı zamanda ön tarafta da 2 tane çıkış ve geri dönüş var. Bunların tamamının kontrolünü bu tuşlardan yapabiliyoruz. 3 F demek 3 front, yani ön taraftaki kontrolleri sağlayabildiğimiz tuş anlamına geliyor. Standart olarak 4 çıkışımız, 4 de geri dönüşümüz var. Ama bu full paket bir traktör olduğu için arka tarafta 5 adet hidrolik çıkış ve 5 adet de bunun geri dönüşü var. Operatörün dirseğini koyduğu konsoldaki hemen hemen çoğu özelliği anlattık. Sarı renkte gördüklerimiz kuyruk milini, hem ön kuyruk milini hem de arka kuyruk milini devreye soktuğumuz tuşlardır. Buradaki dijital ekranla ilgili bir bilgi daha verelim. Başlangıçta dedik ki A, B, C, D ana kademelerimiz var. A ve B bizim toprakta işlem yaparken kullanacağımız kademelerdi. Şu anda B kademesinde gidiyoruz ve bu kadememizi, ilerleme hızımızı gördüğümüz gibi dijital ekranda görebiliyoruz. Tabi dijital ekran demişken traktörün, yine operatörün görebileceği, pratik olarak görebileceği birkaç ekranı daha var. Hemen sağ direkte gözlemleyebildiğimiz çok pratik, hemen bakış boşluğunda aslında gözükebilecek bir ekran. Orada da bizim hangi yönde gittiğimizi, hangi hızda gittiğimizi, joystick'te mi, ayak gazında mı kullandığımızı veya ABCD ana kademelerinden hangisinde bulunduğumuzu gösteriyor. Aynı şekilde ön tarafta da dijital bir ekran var demiştik. Onun özelliklerini az önce saydık. Hemen benim arkama doğru bir ekran daha görüyorsunuz. Bunu da Twin Track adı verilen bir özellik var. O sırada kullanıyoruz. Onu traktör işlemi bitirdiğinde size döndürerek göstereceğim. Çünkü komple operatör koltuğu arka tarafa doğru dönebiliyor. Şimdi buradaki özelliği bitirdik. Biraz daha sağa doğru gitmek istiyorum. Oradaki birkaç özellikten bahsetmiştik sizlere. Bu sırada yine sıra sonuna geldik. Dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bizim bu traktörde dönüş yarı çapımız 5.25 metre. Gerçekten bu hacimde bir traktör için hakikaten çok düşük bir değer. Yine bu traktörü öne çıkartan özelliklerden biri. Şimdi tekrar sıraya girdik. Yine joystickle kolay bir şekilde hızımızı arttırıyoruz. Yine başta da vurguladık, tekrar hatırlatmakta fayda var. Toprağımız sıkışmış, sert bir toprak. Tavı da aslında çok uygun değil ama yağışlı bir mevsime giriyoruz. Dolayısıyla bu zamanda yapma durumundayız ve böyle bir toprak yapısında da traktörün gücünü aslında görmüş oluyoruz. Şimdi operatörün sağ tarafında bulunan tuşlarla ilgili hemen bilgileri verelim. Diferansiyel kilidi ve dört çekerle ilgili anlatmıştık zaten. Hemen onların altına doğru kuyruk milinin hızlarını elektronik olarak seçtiğimiz, döndürdüğümüz bir tuş takımı var. Yine N boşta 540 devir bölü dakika, 540 E yani ekonomi olarak bildiğimiz ve 1000 devir bölü dakika, toplam 3 tane hızı arka taraftaki kuyruk milinden alabiliyoruz. Peki ön taraftaki nedir? Burada standart 1000 devir bölü dakikalık hızı ön kuyruk milinden de sağlayabiliyoruz. Hemen kuyruk milini seçtiğimiz tuşun soluna doğru otomatik modumuz var. Yine hidrolik kolları yukarıya kaldırdığımızda onun açısı belli bir yüksekliğe geldiğinde kuyruk mili otomatik olarak devreden çıkıyor ve tekrar indirdiğimizde devreye giriyor. Onların üstüne doğru iki tane yine çevirebildiğimiz tuş var. Birincisi Beytullah Bey gösteriyor. Turuncu tarafı bunun spor mod anlamına geliyor. Beyaz tarafı ise eco mod anlamına geliyor. Tabi spor dediğimizde bu spor arabalardaki gibi bir mod anlaşılmasa da içerik olarak aslında benziyor. Çünkü biraz daha agresif davranmasını istiyoruz traktörün. Motor devrini biraz daha arttırıyor. Doğal olarak tüketim biraz daha artıyor ama traktörün hareketleri daha agresif hale gelmiş oluyor. Ekonomi modunu aldığımızda ise en ideal boyutlarda bu traktörün motor devrini de hızını da ayarlamış oluyoruz. Onun sağına doğru bir tuş daha var. Yine bir traktör simgesi ve ileri geri oklar görüyorsunuz. Bu da bizim traktörün hızını, özellikle Power Shuttle kullanımlarında, örneğin ileri 5 km ile gidiyoruz, geri 10 km ile gitmek istiyoruz. Buna bir örnek vererek anlatacağım. Ön yükleme kepçesiyle işlem yapıyoruz. Önümüzde bir yük varken ileri çok hızlı gitmiyoruz. Ama yükümüzü boşalttıktan sonra çok hızlı bir şekilde geri gidebiliyoruz. Bunu turuncu bölümü alırsak geri olan hızımızı ön hıza oranla çok daha fazla yapıyor. Bunu ne kadar fazla arttırırsak o kadar daha sınırlayabiliyoruz. Örneğin 5 km dedim. Geri yönde bunu 10 km yapabiliyoruz.
Bizim çevirdiğimiz tuşu beyaz yöne alırsak eğer bu sefer geri hızımız düşük oluyor. Ama ileri hızımız yine iki katına veya daha fazlasına da çıkabiliyor. Sağ tarafa doğru hemen kuyruk milinin sağında bir tuş daha görüyoruz. Bu da quick steer denilen yine dümenlemenin pratik ve kolay bir kullanımını aktif eden bir tuş. Onu ne kadar döndürürsek bizim direksiyon dönüş adedimiz de o kadar azalıyor. Yani bir turla biz tekerlerimizi tam sağ veya tam sol yapabiliyoruz. Veya bunun oranını da azaltabiliyoruz. Bu sayede yine vücudumuzun yorgunluğundan, harcayacağımız zamandan da tasarruf etmiş oluyoruz. Orada birkaç tuş daha var, hemen bilgisini verelim. Yine Quick Steer'in arkasına doğru direksiyon göstergeli 3 tane daha tuş görüyoruz. Bu da Auto Guide özelliği. Auto Guide bizim GPS sistemiyle beraber traktörün otomatik pilotta ilerlemesini sağlayan, özellikle hassas tarımda kullanılan, santimlerle ölçülebilen bir hassasiyet sağlayan bir sistem. Şu anda bu traktör buna uyumlu, fakat üstüne bir GPS cihazının takılıp bunun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi tekrar yeni bir sıramıza girdik. Fakat bu sırada biz daha önce dip patlatanla bir işlem yapmıştık. Dip patlatanın ardından toprağı çevirmek istiyoruz. Şu anda yani normal bir sürüm değil. Dip patlatanın girdiği toprakta sadece çevirme işlemi yapacağız. Ben de bir yandan özellikleri anlatmaya devam edeyim. Direksiyonun soluna doğru birkaç tuş var dedik. Buradaki dijital ekranı değiştirmek adına. Onun altına doğru da tüm ekranların parlaklığını kontrol edebildiğimiz bir ayar söz konusu. Yine gün ışığına göre bunun ayarını yapabiliyoruz. Hemen altında dörtlüleri devreye soktuğumuz tuş. Onun altına doğru da bir basınç göstergesi var. Dışarıda da dediğimiz gibi hem ön tarafta hem de arka tarafta havalı süspansiyon sistemi var bu traktörde. Bunun da göstergesini yine operatör her zaman kontrol edebilmesi adına buraya konumlandırmışlar. Sağ tarafa doğru, direksiyonun sağına doğru tuşları da anlatmak gerekirse, ışıklandırmaların aktivasyonunu buradan yapıyoruz. İlk konumumuz bizim park lambalarını aktif ettiğimiz, bir sonraki konum farları açtığımız, bir sonraki de çalışma lambaları, yani komple çalışma lambalarını aktivasyonuna izin verilen mod oluyor. Işıklandırmaların kontrolünü ise operatörün sağ üstünde bulunan yerden gerçekleştiriyoruz. Hemen onları da anlatalım. Işıkların konumuna göre dokunmatik bir tuş takımıyla beraber aktif hale getirebiliyoruz. Burada A yazan iki tane tuş görüyoruz. A yazan iki tuşa da bastığımızda otomatik olarak ışıklandırma anlamına geliyor. Bu da biz geri vitese taktığımız an arka ışıkların da açılıp yine iyi bir görüş sağlaması anlamına geliyor. Bunları tamamen açık hale de getirebiliyoruz. Sadece geri vites halinde açılması durumuna da getirebiliyoruz. Göstergelerle ilgili birkaç bilgi verelim. Yine yakıt ve hararet göstergemiz, orta tarafta devir göstergemiz ve en sağda da hız göstergemiz var. Hız göstergesi 60 km saati gösteriyor ama Türkiye karayollarında 40 km ile sınırlandırıldığı için bu traktörde yine 40 km'ye sınırlandırılmış bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Ama yine izin verilen ülkelerde 60 km'ye kadar çıkabiliyor. Hatta enteresan bir bilgi de verelim. Bu motorun üstünde yine bu traktörde elektronik olarak bazı ayarlar değiştirilerek bu traktörün müthiş bir şekilde hızlanması sağlanabiliyor. Hatta Valtra'nın bununla ilgili bir dünya rekoru da elinde bulunuyor. 130 km bölü saat. Yanlış duymadınız, tam 130 km bölü saat hıza bu traktörü çıkarttılar. Elektronik bir şekilde motor üstünde ayarları değiştirerek bunu yapıyorlar. Ama mevcut tarlada kullandığınız motorla traktörü 130 km bölü saat hıza çıkarttılar. Ve bu bir dünya rekoru oldu. Ama tabii biz kendi işlerimizde nakliyede 40 km'yi kesinlikle geçmeyeceğiz. Bu traktörle ilgili bir güzel bilgi daha verelim. Özellikle Paris'te gerçekleştirilen Sima Tarım Makineleri Fuarı'nda 2015 yılın makinesi seçilen bir traktördü. Ve bütün jüri tarafından, sadece Sima'da değil, dünya genelinde de hem tasarımı hem kullanım özellikleri bakımından müthiş bir traktör ve tüm otoritelerin de beğenisini kazanan, nacizane benim de tasarım olarak performansını şu anda gözlemleyebiliyorum ama tasarım olarak çok beğendiğim, en beğendiğim traktörlerden biri diyebilirim. Yeni bir sıraya girdik, işlem yapmaya devam ediyoruz. Ben de bir yandan anlatımı sürdüreyim.
Işıklandırmaların hemen sağ tarafında dijital klimamızı görüyoruz. Tabii ki bu kadar teknolojik bir traktörde böyle konforlu bir klimanın da olması gerekiyor. Yine istediğimiz gibi sıcaklık, soğukluk ayarını oradan yapabiliyoruz. Hemen ışıklandırmanın altına doğru da bir radyoyu, bir CD çaları orada gözlemleyebiliyoruz. Yine konfor detaylarında. Böylece konfor detaylarını geçmiş olalım aslında. Bizim hemen üst tarafımızda çok iyi bir aydınlatma sağlayan sunroofumuz var. Aynı zamanda bunu gölgelik olarak kapatabiliyoruz da. Ve buradan kolay bir şekilde açıp kullanımını da yapabiliyoruz. Aynı zamanda sunroof görevinin yanında buradaki bir kol vasıtasıyla bu camı yukarı doğru da açabiliyoruz. Yani açılır tavan oluyor. Eğer temiz bir havada, tozsuz bir ortamda iş yapıyorsak bunu açarak da kullanımını gerçekleştirebiliyoruz. Bir ufak bilgi daha vereyim. Aslında emniyeti ne kadar önemsediğini gösteriyor bu markanın. Burada bulunan camın pistonunu ufak bir hareketle yerinden çıkartıp camın komple açılmasını da sağlayabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Acil bir durumda operatörün gerekirse doğru yönü yukarıyı gösteriyorsa hemen bu camı çıkartıp traktörün içinden çıkabilmesini sağlıyor. Aynı şekilde yine güvenliği önemsediklerini de gösteren bir detay. Sağ tarafta camı kırabilmek için bir çekiç var. Allah korusun, olası bir acil durumda traktörün içinden çıkmak gerekiyor ve bütün kapılar sıkışmış durumdaysa camı kırarak yine traktörden çıkışı gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bu durumları hiç yaşamamayı diliyoruz ve konfor detaylarından devam edelim. Klimanın birçok hava çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Bunlar ana konsolun üstünde camlara doğru, sağ ve sol köşelerde, onun üstüne doğru sunroof'un olduğu bölgelerde, onların sağına doğru yine daha geniş ve arka tarafta da toplamda birçok adet hava çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Tabii en önemli konfor detayımız da yine bunun gibi güçlü bir traktörle çalışıyorsak gerçekten yaptığımız tarımın bizden aldığı zaman fazladır. Yani uğraşımız çoktur tarımla ilgili ve saatlerce böyle konforlu bir traktörde çalışabiliriz. Bu sırada bizim ihtiyaçlarımız da fazlasıyla oluyor. Mesela sıcak bir havada çalışıyorsak soğuk bir içecek her zaman yanımızda olmalı. Bu da önemli bir konfor detayıdır. Hemen arka tarafımda bir buzdolabı görüyorsunuz ama gerçekten bir buzdolabı. Çünkü klimadan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Yani aküden enerjisini alarak klima çalışmadığı anlarda bile sizin için buzdolabı görevini yapmaya devam ediyor. Bu da hoş bir özellik gerçekten. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bir özellik diyelim. Bir konfor detayı da benim bulunduğum bölümde ve hostes koltuğunda. Gerçekten siz de gözlemlemişsinizdir çalışma boyunca. Buradaydım ve herhangi bir konfor sıkıntım da olmadı. Operatörün koltuğu kadar tabii ki konforlu olmasa da yan tarafta bir yardımcı için yeterli bir konfora ve geniş bir alana sahip diyelim. Biz yavaş yavaş tarlada yapacağımız işlemlerin sonuna gelmiş olduk. Gerçekten zor bir tarlada, zor bir toprak yapısında sürüm yaptık. Traktörün performansını bir nevi ufak da olsa test etmiş olduk. Yapacağımız işlemler böyle, iç tarafta anlatacağımız özellikler bu kadar. Ama başlangıçta dediğim bir özellik vardı, onu göstereceğim sizlere. Twin Track adı verilen bir sistem var. Beytullah Bey'den bu sistemi aktif hale getirmesini isteyelim ve operatörün nasıl döndüğünü beraber gözlemleyelim. Ben de bir yandan anlatayım sizlere. Şimdi koltuğun sol alt tarafında sağ sol yönümüzü belirlediğimiz bir kol var. Sağ tarafta da ileri geri hareketimizi belirlediğimiz bir kol var. Tabii ki direksiyonumuzu en üst konuma aldık. Şimdi Beytullah Bey sağ taraftaki konsolu yukarı doğru kaldırıyor. Yaklaşık 45 derecelik bir açı sağladı. Bu dönebilmemiz için yeterli. İki kola birden basarak kendi konumunu biraz öne alıp rahat dönebileceği şekilde hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Gördüğünüz gibi direksiyon sabit. Tamamen kumanda kolları, dirsek burada döndü. Operatör tamamen döndü. Tekrar bunu uygun hale getirdi. Şu anda yönümüz çok enteresan. Beytullah Bey arkaya bakıyor. Ben ön tarafa bakıyorum. Burada bir direksiyon daha görüyoruz. Bu traktörün belki de en güzel özelliklerinden biri. Direksiyonun soluna doğru çevirdiğimiz bir tuş var ve bunu orta konuma alıp kendini sabitleyen bir yapısı da var. Ve onun altına doğru kolu çekerek de direksiyonu kendimize doğru çekmiş oluyoruz. Direksiyon sisteminin aynısının biraz daha ufak halini buraya almış oluyoruz. Yine Power Shuttle kolumuz sol tarafta gözlemleyebiliyorsunuz. Burada bir topuz var, çok rahat bir şekilde kontrolleri yapmamızı sağlıyor. Şimdi tekrar eski konumuna alalım bunu ve dönüşü bir kez daha gözlemlemiş olayım.
Bu sırada ben de sizlere bunun hangi işlerde kullanılacağını anlatayım. Özellikle silaj işlerinde uğraşanlar için hemen konsolu yukarı tekrar aldık. İki tuşa birden basarak konumumuzu eski hale getiriyoruz. Dediğim gibi özellikle silaj işinde uğraşanlar, mesela sağ tarafa dönüp sürekli ekipmanı kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Ama bunun gibi tamamen dönen durumlarda hiçbir şekilde boynumuzda ağrı olmadan, yani belimizi ağrıtmadan, kolumuzu ağrıtmadan yönümüzü tamamen geri çeviriyoruz. Bütün kontroller dönmüş oluyor. Power Shuttle kolu dahil bütün direksiyon sistemini de arkaya çevirmiş oluyoruz. Böylece çok verimli bir kullanımda gerçekleştirmiş oluyoruz. İç tarafta anlatacaklarımız bu kadar. Bütün özellikleri kaba haliyle sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi aşağı inelim ve programı yavaş yavaş kapatalım. 2015 yılına damga vuran Valtra T214 model traktörü elimizden geldiğince sizlere anlatmaya ve paylaşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir traktörle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.